Şu anda Irak'ta gördüğümüz manzara işte Amerikan hedeflerine yönelik bir takım girişimler. Bunun üzerine Amerikalıların az önce senin de işaret ettiğin gibi bir hava saldırısı yapıp Kataib, Hizbullah unsurlarını bombalaması, çok sayıda insan orada hayatını kaybetti. Onun üzerine rejimin en önemli figürlerinin içinde bulunduğu ulusal güvenlik sorumlusu Falih Fayyad, bilmem halk milislerinin başı olan Hadi el-Ameri, el-Mühendis, Mehdi el-Mühendis hepsi birlikte göstericilerin başını çekerek bunlar İran rejiminin güçlü adamları, Amerikan Büyükelçisi'ni kuşattılar. Yani bu bir anlamda Amerika-İran adında vekalet yoluyla yürütülmekte olan savaşın Bağdat'ta verilmeye başlaması demek. Fakat bu nereye kadar gidecek, nasıl gidecek? Tarafların bir oyun planında, net bir oyun planında ne İran'ın ne Amerika'nın olmadığı için şu anda satrançtaki mat yerine bir pat hamlesiyle satranç tahtasında taşlar yerinde duruyor. Kımıldayamaz vaziyette pat durumunda duruyorlar. Bir de Irak sadece Şiilerden oluşmuyor tabii. Irak aynı zamanda bir tarafında İran, bir tarafında Suriye, bir tarafında Türkiye, bir tarafında Kuveyt, bir tarafında Körfez'e bakan bir ülke. Böyle bir jeopolitik merkez ve içinde bu ülkenin beşte bir oranında toprak itibariyle de o oranda Kürtler yaşıyor.